2 numaralı soru bu cümlede virgülün kullanımı ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Değerli arkadaşlar bizden bilgi istiyor. Bilgiye dayalı bir soru bu. Çünkü virgülün maddeleri seçeneklerde sıralanmış. Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi. Bir şeyleri hep saklarız. Biriktiririz. Yastık altına iteriz. Burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne olmuş kullanılmış? Cevap bursa burada kaç cümle var? Burada 3 cümle var arkadaşlar. Çünkü 3 tane yüklem var. Yüklem sayısı demek cümle sayısı demektir. Bu güzel bir bilgidir. Saklarız çekimli fiildir yüklendir. Biriktiriz çekimli fiildir yüklendir. İteriz çekimli fiildir yüklendir. Virgül sıralı cümleleri ayırmış. Virgülden sonra özel isim yoksa küçük harfle başlar. Buna da dikkat etmenizde fayda var. 3 numaralı soru noktalı virgülün bu işlevine yani görevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisine vardır? Noktalı virgül cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Sizler benim daha önceden hazırlamış olduğum noktalı virgülün kullanıldığı yerler adlı videoyu mutlaka izleyin. Ben size zaten orada detaylı bir şekilde bu konuyu anlatmıştım. Zaten Hepit topu noktalı virgülün 3 maddesi var. Zaten seçeneklerde de bu 3 maddeye örnek vermiş. A. Bu yörede erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan. Bakın erkek isimleri bir tür oluyor. Virgüllerle ayrılmış tür isimleri var burada. Kız çocuklarına geçmiş. Hemen erkek isminin bitimine de noktalı virgül getirmiş. İnci, çiçek, gönül, yonca, atları verilir. Burada da yine virgüllerle ayrılmış bir tür ismi var. Kız isimleri var. Dolayısıyla noktalı virgül burada hangi amaçla kullanıldı? Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanıldı. Şimdi tür veya takım derken öğrenciler burada biraz şaşırıyor. Basit düşünün arkadaşlar. Sebze bir türdür. Meyve bir tür değil midir? Evet doğru. Akdeniz'e dökülen akarsular bir türdür. Karadeniz'e dökülen akarsular bir türdür. Siz bunları ayıramaz mısınız? Takımlar halinde, gruplar halinde ayırabilirsiniz. Veya ülkeler bir türdür, ülkelerin başkentleri bir türdür. Veya ülkeler bir takımdır, ülkelerin başkentleri bir takımdır. O kadar zor düşünmeyin, basit düşünün biraz. B sevinçten, virgül, heyecandan içim içime sığmıyor. Bakın burada bir yüklem var. Yüklem deyince noktalı virgülün başka maddesine geldim burada noktalı virgül var. Bağırmak, virgül, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Burada da istiyorum yüklem. İki tane yüklem var. Yüklem sayı istemek, cümle sayı sistemi. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ne yapmış? Birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. C yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Görünüyordu yüklem. Görünen ne? Yeni usul şiirimiz özne. Şimdi ikiden fazla aynı ögesi olan, eş değer ögesi olan Özneden sonra noktalı virgül kullanılmış. Nasıl görünüyor zevksiz zar tümleci? Nasıl görünüyor köksüz zar tümleci? Nasıl görünüyor acemice zar tümleci? İkiden fazla eşdeğer ögesi hangi ögeymiş? Zar tümleciymiş de at ölür, ölür yükle, meydan kalır, kalır yükle. Yiğit ölür, ölür yüklem. Şan kalır, kalır yüklem. Yine ögeler arasında virgül bulunan. Bakın virgüller şunlar. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullanılmış? Noktalı virgül kullanılmış. Arkadaşlar bunlar hep kalıptır. Noktalı virgül işaretleri kalıp üzerine kuruludur. Tekrar söylemekte fayda var. Noktalı virgül ile ilgili hazırlamış olduğum videoyu tekrar izleyin. Orada noktalı virgülün kullanıldığı yerleri örnekleriyle detaylı bir şekilde anlatmıştım. Soru 4. Bu cümlede iki noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir diyor. Bursa'nın en sevdiğim yanı şudur. En sevdiğim yanı şudur dediğine göre bir açıklama yapacak. Neyi açıklayacak? Bursa'nın en sevdiği yanını açıklayacak. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur. Tarihle iç içe olması demiş açıklamış. Cevap Bursa kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna 5 numaralı soru bu cümlede kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılabilir? 1991'de dünyaya geldiğim yıl ülkemizde çok önemli gelişmeler yaşanmış. Burada kısa çizgi ara sözleri göstermek için ara sözlerin başına ve sonuna getirilmiş. Ara sözleri cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamı bozulmaz. 1991'de ülkemizde çok önemli gelişmeler yaşanmış. Ara sözleri detay verir arkadaşlar kendisinden önceki ifadeyi detaylandırır yani ayrıntı verir 1991'de ekstra bilgi verir. Dünyaya geldiğim yıl bakın ekstra ne yapıyor? Bilgi veriyor. Ara söz küçük ahle başlar. Şimdi ara sözleri göstermek için ara sözün başına ve sonuna virgül de getirebilirsiniz. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Denizde oluyor. Demek ki ara sözleri göstermek için virgül kullanabilirmişiz. 6 numaralı soru bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Kusursuz bir tatil yapmak, huzura ve mutluluğa ulaşmak. Bakın burada virgül eş görevli kelimeleri ayırmak için kullanılmış. Senenin yorgunluğunu atmak düşüncesiyle yola çıkanlar. Çoğu kez hayal kırıklığına uğrayıp pişmanlık yaşarlar. nokta Arkadaşlar şuralarda virgül eş görevli kelime gruplarını ayırmak için kullanılmış. Peki şurada virgül niye kullanılmış? Burada virgül yüklenden uzak düşmüş, özleden sonra kullanılmış. Yaşarlar yükleyen. Yaşayan kim? kusursuz bir tatil yapmak, huzura mutlu ulaşmak, seninin yorgunlatmak düşüncesiyle yola çıkanlar. Bakın özleden sonra ne kullanılmış? Virgül kullanılmış. Bu arada şuradaki an atlaşmış sıfat fiil çıkan insanlar demek istiyor. O zaman cevap C oluyor. 3'te virgül özleden sonra kullanılmış. Demek ki D'de de virgül eş görevli kelime ya da kelime gruplarını ayırmak için kullanılmış. Çünkü çıkacakları yolculuktan, gezecekleri yerlerden bakın yine ne yapmış? Kelime gruplarını ayırmak için virgül kullanılmış cevap Ceyhan. 7 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Ankara Kısa çizgi Aksaray. Burada kısa çizgi ve anlamına geldi. Doğrudur. Ankara ve Aksaray yolu. B. Okul müdürümüz eski tarih öğretmeni Suat Bey'i ziyaret ettik. Az önce çözmüştük. Ara sözleri göstermek için ara sözlerin başına ve sonuna kısa çizgi getirilir. A ve B doğru. C Fenerbahçe kısa çizgi Galatasaray karşılaşması. Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması. Yine kısa çizgi burada ve anlamına geliyor. Bu da doğru. Demek ki cevap D seçeneğiymiş. Muhsin amca evinin etrafına 3-5 meyve fidanı dikmiş. 3-5 kelimesi arkadaşlar yazıyla yazılmış. Sayılar yazıyla yazıldığı zaman cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Bakın 3 5 derken araya kısa çizgi koymuş. Burada bir yanlışlık yapmış. Cevap Deniz'de tekrar edelim. Cümle içinde sayı isimlerinin yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. 8 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır diyor. Bakın kullanılmamış. Altı çizilmiş. Adana hakkını aramak için Ankara valiliğine dilekçe yazdı. Sanki doğru gibi fakat yanlışlık var burada. Ankara valiliği bir kurum ismidir. Kurum isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Neye ekini ayırmaması gerekirdi? A'da yanlışlık var. Türkçe'nin zengin bir kelime hazinesi vardır. Türk isimdir arkadaşlar, özel isim. Özel isme yapım eki gelmiş. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. B'de de yazım yanlışı var. C, Türkiye'mizin dört bir tarafı tarih ve kültür kokar. Türkiye özel isim, Özel isimleri sadece çekim eki gelince kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar burada bir yanlışlık yok. D. Aksaraylılar, bakın, yapım ekidir, yapım ekleri özel isimlere gelince kesme işaretiyle ayrılmaz. Aksaraylı birleşik yazılacak kesme işareti kullanılmadan. Peki, lar eki niye ayrılmamış? Özel isimlerden sonra gelen diğer ekler ne oluyordu? E, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Yanlışlık D seçeneğinde de var. Cevap C. Türkiye'mizin kelimesinin yazımı doğru. Türkiye'den sonra kesme işareti getirmiş. Çünkü sadece kelime çekim eki almış. 9 numaralı soru. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisinde noktalı virgül getirilmelidir? Korkular virgül bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir. Noktalı virgül hatıraları tazeler yüklen. Virgül uyarır yüklen. Virgül harekete geçirir. Harekete geçirir yüklen deyim bu. Ve unutmayı önler, önler yüklem. Burada noktalı virgül sizin de tahmin ettiğiniz üzere Bölgeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Yüklem sayısı demek cümle sayısı demek. Burada arkadaşlar 4 tane yüklem var. 4 tane cümle var. Şurada ve bağlacı ne yapmış? 2 cümleyi 2 yüklem birbirine bağlamış. Bunu da unutmayın. Virgülden sonra özel isim değilse küçük harfle başlar. Bu ekstra bir bilgidir. Bunu unutmayın. Özel isim değilse virgülden sonra mutlaka küçük harfle başlar. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. 2 numaralı yere noktalı virgül getirilmesi gerekir. 10 numaralı soru bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Orta boylu, bakın burada virgül eş görevli kelime gruplarını ayırdı. Orta boylu, esmer bir genç virgül kapının önünde durdu. Durdu yüklem. Sanki nokta gelecek gibi ama dikkat edin. G harfi küçük. Dolayısıyla nokta gelmeyecek buraya. Buraya noktalı virgül gelecek. Gözlerini kısarak kapıyı araladı. Araladı yüklem. Şimdi kaç yüklem var? 2 yüklem var. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleri ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Yüklem sayısı demek, cümle sayısı demek. Bunu unutmayalım. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli nereye hemşerim dedi. Burada bir konuşma çizgisi var. Çünkü görevli konuşuyor. Nereye hemşerim? Arkadaşlar burada soru işareti gelecek gibi bir algı oluşmasın sizde. Daha önceki videolarda detaylı bir şekilde ben bu konuyu anlattım. Soru işaretinin altı noktadır. Noktadan sonra büyük harfle başlar. Bakın dediğinin değesi küçük. Dolayısıyla buraya ne gelecek arkadaşlar? Soru işareti gelmeyecek. Buraya virgül gelecek. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinin sonuna arkadaşlar virgül gelir. Şimdi orta boyladıktan sonra virgül getirdik. Şu noktalı virgülü eleyelim. Sonra noktalı virgül getirdik. Bakın A kaldı. B'yi de ve D kaldı. Konuşma çizgisi tamam. Bakın zaten şurada çeldirici bir seçenek var. Soru işareti getirmiş. Cevap ne arkadaşlar? Denizli. Burada en önemli yer neresi arkadaşlar şurası. Tırnak içine alamayan alıntı cümlelerinden sonra virgül gelir.